Günaydın Bar TV izleyicileri. Yine dop dolu, cap canlı, bomba gibi bir programla karşınızdayız. Ve ben hiç vakit kaybetmeden gene size değerli konuğumu tanıtmak istiyorum. Evet gençler, ekran başına diyorum. Anneler, babalar, ekran başına diyorum. Çünkü bugün gerçekten burada çok enteresan şeyler olacak. Dövme ve piercing'i konuşacağız. Ten ressamımız Gürkan Eşki ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun siz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyicilerim, ben hemen telefon numaralarımızı hatırlatacağım muhabbete girmeden önce. Gaziantep'ten arıyorsanız 325-93-93, tüm Türkiye'den arıyorsanız 0342-325-93-93, yurt dışından arıyorsanız +90 342-325-93-93 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca Mügeli Günler Facebook sayfamdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Oradan da sorularınızı alabiliriz. Evet, sizden biraz bahsedelim. Biraz kendinizi tanıtır mısınız Mügeli Günler izleyicilerine? Ben Gürkan Eşki. 11 senedir dövme işiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda piercing işi yapıyoruz. Son 2 senedir Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te bu iş çok iyi bir şekilde ilerliyor ve isteyen insanlar çok olduğu için buradaki bütün insanlara dövme ve piercing hakkında profesyonel hizmet vermekteyiz. Bu konuyla ilgili 2 tane stüdyomuz var. Çok güzel. Böyle yani. Peki. Evet, Gürkan Bey, ilk soracağım soru, dövme ne kadar zararlı, ne kadar yararlı? Anneler, babalar zararını merak ediyorlar. Evet. Çocukları çünkü çok yaptırıyor insanlar, bayağı bir dediğiniz gibi şey var, hani tabii, yaptırmak istiyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Öncelikle öyle başlayalım istiyorum. Annelere, babalara seslenelim. Anneler ve babalar için şunları söyleyebiliriz. Daha çok insanlar kendi kişiselliğine uygun dövmeler yaptırıyor. Mesela benim kalbimde annemin ismi yazıyor. Bu benim anneme olan ithafımdan kaynaklanıyor ve bu beni rahatlatıyor mesela. Ama çocuklar geliyorlar, daha önceden bir dövme yaptırdılarsa, biz yokken profesyonel anlamda değil de başka bir anlamda dövme yaptırdılarsa, biz onları daha çok hani güzel bir hizmet vererek kapatıyoruz, güzelleştiriyoruz. O zaman anneler babalar da mutlu oluyor. Zararlarına gelirsek, dövme tene sadece renk veren bir olay. Hani tenin sadece rengini değiştirerek vücut ressamlığını ortaya koyuyor. Evet. Bunu insanlar görsellik açısından hem mutlu oluyorlar hem de yaşadıkları güzel anıları taşıdıkları zaman, ki günümüz tarihinde dövme çok ön planda bir şey. O zaman insanları daha da rahatlatıyor. Anne babalar da artık bize kendileri gelip çocuklarına dövme yaptırmak isteyenler oluyor ki ben biliyorum bir 5-6 sene sonra bu olayın da çok ön planda olacağını ve insanların artık bu konuya çok iyimser bakacağını düşünüyorum. Bence anneler babalar için gayet iyi bir şey. Sıkıntı yok diyorsunuz. Aynen. Onlar da yaptırıyorlar çünkü artık gelip stüdyomuzda. Anneler babalar tabii da geliyorlar. Enteresan. Peki siz dövme ve piercing işine nasıl başladınız? Nereden çıktı bu? Dövme ve piercing işi yaklaşık 3,5-4 yaşımdan beri artık duvarlar, kağıtlar, her gördüğüm yeni bir çizim, yeni bir kalemden farklı şeyler yaratıyordum. Artık duvar ve kağıtlar bitince insanlara yapmaya karar verdik. Geçiciyle başladık, sonra profesyonel olarak kalıcıyla devam ettik. Bu iş için eğitimlerimizi aldık. Nerelerde eğitim aldınız, nasıl yani? Benim 2 senem derken Hollanda'da geçti. Orada uzun bir eğitim aldık. Onun dışında Türkiye'de Antalya'da Dövme Federasyonu var. Orada çeşitli sertifikalar alabilmen için eğitimler görüyorsun, sınavlara giriyorsun. Ki bu konu için gerçekten büyük bir eğitim gerekiyor. Çünkü yaptığınız tek bir çizginin geri bir dönüşü yok. Evet, ve kalıcılarda özellikle değil mi? Aynen öyle. Bunu yaparken hem çok profesyonel olmak gerekiyor hem de biraz insan hayatına önem vermek gerekiyor. Çünkü birçok görüyorum her yerde dövme yapılıyor ama insanlar her zaman kötü şeyler de yapsa o iyi oldu deyip geçiyorlar. Ama bunun için eğitim alındığı zaman bence gayet iyi olabilir dövme için yani. Evet, peki bu iş sizin için ne ifade ediyor? Bu iş benim için bir hayat felsefesi. Yani dövmenin felsefesi bayağı bir yüzyıllara dayanır çünkü. Mesela ben vücudumda renk taşıdığım zaman mutlu oluyorum. O rengi aynada görmek beni her seferinde çok daha mutlu ediyor. Bunu taşıyan insanlara dövme yapmak, ne yaptıracağını bilen insanlara dövme yapmak benim için çok daha anlamlı ve çok daha güzel. Dövme işi benim için hem mesleğim, hem ressamlığımı vücutta tamamlayabildiğim bir sanat dalı ve fikir sanatın içinde olan bir şey olduğu için benim insanlara her zaman kendimi anlatma dilim. Yani ben kendimi dövmeyle daha rahat anlatabiliyorum diye düşünüyorum ki hayatımın mesleğidir zaten. Peki dükkanlarınız olmadan önce nasıl yapıyordunuz bu işi? Profesyonel olarak yapmaya başlamadan önce bizim çalıştığımız stüdyolar vardı.
Mesela benim kardeşim de aynı işle meşguldür. Biz dövme piercing ile uğraşıyoruz, iki kardeş. Hı hı. Biz ikimiz de Antalya'da, Alanya'da olsun, büyük profesyonel stüdyolarda önce ustalarımızın yanında çalıştık dövme yaparak. Hem orada alıştık hem eğitim aldık. Ama hiç mesela ben hatırlamıyorum bir evde dövme yaptığımızı ya da insanların çağırdığı yere gidip dövme yaptığımızı hiç hatırlamıyorum. Sadece profesyonel anlamda stüdyolar hazır olur. Mesela şu anda biz de stüdyo sahibiyiz. İnsanlar geliyorlar dövme öğrenmek istedikleri zaman. Öğretmenlik de veriyorsunuz ayrıca orada da. Tabii, usta öğretici belgem var benim. İnsanlar gelip benden dövme öğrenmek istedikleri zaman ben onlara güzelce anlatımını, yapımını, ki sonrasında nasıl sertifika alacağını, nerede eğitim görmesi gerektiğini güzelce anlatıyoruz. Bizim de geçmişimiz profesyonel stüdyolarda böyle geçti. Benim bir arkadaşım vardı. Annesi gizliden dövme yaptırmış. Geldi eve, annesine gösteremiyor ama dövme yaptırmış. Aman Allah'ım dedi. Kızım dedi, ne yaptın sen böyle dedi. Dövmeyi niye yaptırdın dedi. Günah dedi, şu dedi, bu dedi, işte abdest tutmaz dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani izleyicilerimiz hakikaten bu konuyu çok merak ediyorlar. Yani bu konuyu işlememin sebebi de o aslında. Evet. Gençlerimiz çok istiyor ama anneler babalar karşılar. Yani karşı olmayan aileler de var ama karşı olan ailelerimiz de var. Hani bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Günahı nedir? Var mıdır? Biz daha önce bunu müftümüzle de konuşmuştuk gerçi ve sizle de tekrar bir konuşalım istiyorum. Şimdi zaten büyük programlarda ve insanların söylediği, hocaların her zaman bir şey var. Bu insanın saçının telini, tırnağını, vücudundaki herhangi bir düz olan yere herhangi bir şekilde ameliyat ve sağlık dışında hani yapılan izler, kazalar, bunların hepsi mekruha girer. Aynı şekilde dövme de mekruhtur. Günahı tartışılır ama abdest konusunda kesinlikle profesörlerden öğrendiğimiz ve bizim federasyonda öğrendiğimiz tek bir şey var. Eğer deri altına su geçiremeseydik, yani mesela biz dövme yapıyoruz, deri altına eğer suyu geçiremeseydik, 7 kat derinin altı suyla beslenmeseydi, kesinlikle burası yara tutardı ve artık deriden eser kalmazdı. Deri hep beslenen bir şeydir. Evet. Onu sürekli besleyen sudur, havadır. Dövmenin boyası ya da yaptığımız yer eğer hava almıyor ya da su geçirmiyor olsaydı kesinlikle ne abdest alınabilirdi ne de vücut her zaman sağlıklı bir şekilde yaşayabilirdi. Hükkan Bey, lafınızı unutmayın, bir telefonunuz varmış. Evet. Alo. Düşürdük. Bekliyoruz, biz buradayız, ararsanız. Evet, devam edelim. Abdest konusunda konuşuyorduk. Bu yani bizim için hep karşılaştığımız bir soru. İnsanlar sürekli bize, siz işte dövme işiyle uğraşıyorsunuz, İşte bu iş sizce abdest geçirir mi, günah mı? Günahı gerçekten insanın bakış açısına bağlı. Ki bunun mekruh olduğunu profesyonelce hocalar televizyonlarda hep söylüyorlar ama ben de belki buradan söylemem yararlı olur. Bana göre abdest alınan bir şey günah olamaz. Çünkü abdest geçiyor ama vücuda zarar verildiği için sadece mekruhtur. Diyorsunuz. Ki biz bu konuda zaten ben 11 senedir bu işin içindeyim. Bayağı bir araştırma yaptık. Telefonumuz gelmiş. Peki. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler. İyi günler, buyurun. Ben bir soru soracaktım. Şimdi bu dövme işi 18 yaşından küçüklere yapılabiliyor mu? 18 yaşından küçüklere yapılabiliyor mu? Başka sorunuz var mı? Artı bu ailede mesela 18 yaşından küçüklere aileden izin olmadan beyefendi yapabiliyor mu? Çünkü benim kızıma yapılmış ve bu yerde... Ben bir de onun nasıl çıkartılacağını bir zahmet bilgi vermesini bizi istiyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bu sorularınızın cevaplarını teşekkür alacaksınız. Ederim. Özellikle işliyoruz teşekkür bu konuyu ederim. Zaten. Tamam. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, buyurun. Sizler için soruyor anne. 18 yaşından küçüklere dövme yapmak aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yasak değildir. Ama profesyonel çalışan her dövmeci 18 yaşından herhangi bir çocuğa kesinlikle dövme yapmaz. Çünkü 18 yaşına kadar vücut kendi gelişimini tamamlayamadığı için dövmenin gelişimini de tam olarak tamamlayamaz ve her zaman bu konuda sıkıntılar yaşanabilir. Mesela deri genişler, külü alınır verilir, dövme bozulur. 18 yaşından küçüklere dövme yapmak yasak değildir ama profesyonel çalışan bir adam bence 18 yaşından küçük bir insana belirli bir ücret karşılığı için dövme yapmamalı. Ki ben buradan söyleyeyim, kesinlikle 18 yaşına gelmeyen insanlar dövme yaptırmasınlar ve anneler babalar bu konuda çocuklara siz izin vermeyin.
Çünkü bu tenle alakalı bir durum. Farkında mısınız? Gizli yaptırmış gitmiş zaten. Evet, annesi de soruyor. Nasıl silebilirim diye soruyor. Aynen, bir de ona öyle cevap verelim. Bunu silmek için şimdi isim veremiyorum ben burada ama yetkili profesyonel çalışan hastanelerimiz var. Bu konuyla ilgili gerek size gerek bize ulaşırlarsa biz her türlü o hastanelere yardımcı da olabiliriz. Gitmelerini sağlayabiliriz. Devlet hastanesi ama mi özel hastanesi? Devlet hastanesi de olur. Özel hastanelerde daha profesyonel siliyorlar. Çok iyi biliyorum. Herhangi bir şekilde sağlığa da zararı yok. Çünkü lazer tedavi sistemiyle siliniyor. Giderlerse bence yardımcı olurlar diye düşünüyorum ama özel hastaneler. Evet. Anneler babalar gidebiliyor ama küçükler pek bundan memnun olmayacak. Şu anda herhalde evde yoktu ufaklıkta. Annesi de bayağı bir üzgün herhalde anladığım kadarıyla. Peki dövme sizce nasıl yapılmalı? Dövme bence steril ortamda yapılmalı dövme. Yani bir stüdyoda bir hastane kliniğinden, bir doktor kliniğinden, diş kliniğinden farkı kalmamalı. Her zaman temiz olmalı. Evet. Sıfır malzemeler kullanmalı. Örnek göstermem gerekirse bu bizim dövmede kullandığımız pipettir. Pipet? Bunun pipet iğnemiz var bizim medikal anlamda, medikal dövme yaptığımız. Kameraman arkadaşımız yaklaştırırsa bunları bir gösterelim. Bunlar profesyonel anlamda kullanılması gereken tek malzemeler. Böyle paket içerisinde olması lazım. Buradan da söyleyelim, dövme yaptıracak her insan, eğer her neredeyseniz bilmiyorum ama dövme yaptıracağınız kişinin iğneleri ve pipetleri sıfır açtığına kesinlikle dikkat edin. Ve bu şekilde paketli olması lazım. Şöyle. Bundan vücudu deliyorlar yani. Delmiyorlar aslında. Bu lazer tedavidir aslında. Bunun makineleri profesyoneldir. Anladım. Sadece 1 miligram seviyesinde bir deriye yani boyamızı, profesyonel boyaları yurt dışından gelmesi şart. Organik olması şart. Organik boyaları vücuda 1 milimetre şeklinde tenin rengini değiştiren şeylerdir. Yani öyle zannettiğimiz kadar iğnenin çok girmesi, işte iğnenin tene zarar vermesi artık onlar eskidendi. Çünkü bu iğneler hem titanyum hem de bu iş için özel tasarlanmış şeyler. Yani hiçbirisi normal bir insanın yapabileceği şeyler değil. Hep bu işle ilgili profesyonel çalışan dünyada fabrikalar var. Onlardan elde ettiğimiz şeyler. Anladım. Peki bu iğneler bazı görüyorum yani ben hiç yaptırmadım dövme falan bilmiyorum. Hani benim ailemde de yaptıran olmadı da. Ya merak ediyorum mesela bir tane melek resmi yapılıyor. Evet. Ama görüyorum kıpkırmızı bir görüntü oluyor. Etler kabarıyor. Hani mikrop alma şeylerine gidiyor. Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Şimdi ne demek şöyle, istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Bu tamam sıfır, sterilize olması gerekiyor. Haklısınız. Sterilize olmadığı zaman işte sizin söylediğiniz oluyor. Mesela sıfır yeni açılmamıştır. Pipet yeni açılmamıştır. Boya organik değildir. Ve yapan kişinin bu konuda en az 5 sene bir başka ustanın yanında çalışmış olması lazım dövme yapabilmesi için. Eğer çalışmadıysa ve bilmiyorsa bu işi anlamıyorsa iğneyi fazla batırabilir. Bunun dışında sıfır iğne açmıyor olabilir, masraf yapmak istemiyor olabilir, bu işle ilgili sertifikası, diploması olmuyor olabilir. O zaman deri ne oluyor? Hem iğne fazla battığı için hem işte boya profesyonel, organik, yaşayan boya olmadığı için, doğal boyalarla yapılmadığı için bu ten kızarıyor, kabarıyor ve mikrop kapmaya başlıyor. Ve bu çok tehlikelidir. Yani stüdyonun steril olmaması, iğnelerin yeni açılmaması, pipetlerin yeni açılmaması her zaman insanlar için tehlike uyarır. O yüzden yaptıran herkesin dikkat etmesi gereken tek bir şey var aslında. İğneler temiz mi? Yerler dahil, koltuklar dahil her şeyin tozu her gün alınmış mı? Yani en ufak bir toz tanesi bile dövmenin üzerinde çok büyük sıkıntılar yaratabilir. Ya da çıplak elle çalışıldıysa o da sıkıntıdır mesela. Önce eller antiseptik sabunla yıkanacak. Sonra bizim eldivenlerimiz var. Eldivenlerden giyilecek. Her işlem sonrası o eldiven değişecek. Yani o kadar çok aslında ayrıntısı var ki bir o kadar da basittir aslında bir profesyonel için ama insanlar genelde sadece yapıyorlar, geçiyorlar. Etrafında kızarıklık, şişme, yani, kötü boya görünümü. Yani evet. Dövme de güzel gözükmüyor o zaman. O yüzden steril olmadığı zaman söylediğiniz olay evet gerçekleşiyor. Ama steril olursa bu dövme bembeyaz kalır. Benim ilk yaptığım günkü gibidir bu dövme. Ben kendim yaptım bu arada dövmemi aynada. Çünkü burada Gaziantep'te onu profesyonel... Onu soracaktım. Kendi kendinize dövme yapar mısınız diye. Evet. Bir tane var burada yaptı. Bunu da kardeşim yaptı. Evet. Bu aynada kendi... Şimdi kendim yapmak istiyorum bir tane kendime dövme ama hani yediremiyorum da hani kötü olur mu acaba? İşte yaptığım şey çok da iyi bir şey değil ama kendime yapmak istiyorum falan. Aynanın karşısında
yavaş 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 yavaş, bir de annemin ismi olduğu için evet. Ki ben bir 11 senelik bir dövmeci olarak anne isminden mesela kaybedilen herhangi bir şeyden ya da işte sizin için çok önemli olan bir tasarımdan başka bir dövme yaptırılmasını tavsiye etmiyorum. Hı-hı. Yani sizin için çok önemli olmalı ki onu bir imza gibi hayatınız Kemal boyunca. Kemal Atatürk mesela bir gösterine yaptırıyorlar, kollarına yaptırıyorlar. Kemal Atatürk'ün imzası. Aynen öyle. Gençler onu çok yaptırıyor bu ara zaten. Gençler de çok yaptırıyor ama benim Antep babam var içerisinde. Mesela. Şurasında Kemal Atatürk imzası var ve şurasında da portresi var. Ben kendim yaptım. Şanslı bir çocuksunuz o zaman. Taşıyor. Evde dövme babanız, anneniz bu tür şeylere karşı değil. Kesinlikle. Demin ki anne aradı ve gerçekten çok hani endişe içerisinde olduğu için nasıl sildirebilirim diye soruyor da garibim, yazık. Yani senin annen baban hakikaten, yani sen şanslı bir çocuksun bence, öyle düşünüyorum. Onlar ben hep saygı duymuşlardır. Biz ne yaparsak yapalım iki kardeş. Ben ilk dövmeden bahsettiğim zaman anneme olabilir mi acaba, olsa mı acaba diye biraz düşündü ama sonradan şimdi anneye babaya siz küçüklükten beri güven verirseniz onlar sizi her yapacağınız işte hep destekler. Değil mi? Bu işin kötü bir iş olmamasını nereden biliyorlar? Çünkü çok kitap okuyan insanlar, çok program izleyen insanlar ve biraz önce ablamızın aradığı gibi annem de mesela böyle programları hep izler, hep dahil olur, soru sormak ister. O yüzden hep bize ön atak oldular. Yani siz ne yapmak istiyorsanız tamam ama bu işin profesyonelini ve en iyisini yapın. Biz iki kardeş de bunun hakkını veriyoruz diye düşünüyorum. Ne diyeyim, Allah yolunuzu açık etsin diyeyim. Teşekkür de, ederim. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela bir dövmeciye tatto deniyor. Hem tatto hem dövme, ikisi bir aradaymış. Ben ilk geldiğinizde tatto dövmenin sormuştum. İngilizcesidir. Bütün dünyada da aslında tatto olarak geçer. Yani bütün bildiğimiz İskandinav ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde, Afrika'da bile tatto olarak geçer. Çünkü bunun geçmişi çok eski Kızılderililerin zamanına dayanan bir şey. Ve tek iki harften ve üç harften oluşan bir isim koymuşlar zamanında ve o İngilizce kelimesine taşınmış. Artık bütün dünyada tato ama bizde dövme olarak geçiyor. Sadece Türkçededir hatta. Türkçe ve Arapçada dövmenin ismi değişiktir. Onun dışında bütün dünyada, bütün dillerde tato olarak geçer. Evet. O yüzden tato olarak bilinir bütün dünyada. Peki biz bir gittik diyelim dövmeci dükkanına. Ben onun şey olduğunu, işte nasıl diyeyim, steril olduğunu. Evet, steril olduğunu artı sizin gerçekten bu konuda uzman olduğunuzu ben nasıl anlayabilirim? Yani çünkü o kadar çok var ki etrafta, küçük küçük mantar gibi artık çıkmışlar. Aynen öyle. Yani herkes bu işi yapıyor. Gerçekten yapması da, sahtesi de, nesi gerçeği de, gerçek olmayanı da. Hani yapıyorlar mı? Biz bunu nasıl anlayabiliriz? Bir anne baba olarak. Hani gerçekten bu çocuğun, ben yaptırmam çocuğuma şahsen, yani ben büyük konuşuyorum ama bilmiyorum benim oğlum ne olacak onu da bilmiyorum da. Yani gerçekten korkutuyor, yani insanlar korkuyorlar. Şimdi stüdyo çok önemli. Yani bu işte gerçekten görsellik çok önemli. Stüdyonun bir kere girdiğiniz zaman size bir, orada çalışan insanların oranın ambiyansını size bir güzel yansıması lazım ki insanlar her zaman oraya sıcakkanlı girebilsin. Dövmeciler aslında korkutucu dükkanlara sahiptir. Her değil zaman mi? Girmeye korkar insanlar. Ama biz Gaziantep'te kardeşimle birlikte bu olayı açtık. Aynı bir aile dükkanı gibi ve steril klinik gibi bir dükkanımız var. İnsanlar geldiği zaman, mesela ben iki gün önce hatırlıyorum. Bir abimiz vardı, biz onun koluna işte bir gangster dövmesi yapıyoruz. Orada da işte çocuğu neyi var küçük yaşta. Pardon. Gangster dövmesi. O nasıl oluyor? Gangster dövmesi, elinde silahlar olan, kendi için hep izlediği filmlerden edindiği kahraman. Şeyler. Kahraman onun için bir gangster. Onu yapıyoruz. Çocuğu işte nasıl oldu oğlum diyor. Güzel baba diyor. O tamam, o güzel dediyse güzeldir diyor. Böyle bir ambiyansta çalışıyoruz. Çocukla ayrı ilgileniyor ekibimiz. Biz adama ayrı, mesela yapmadan önce lokal anestezi yapıyoruz, acımasın diye sterilizasyon temizliyoruz antiseptik sıvılarımızla. Şimdi bu insan bunu gördükten sonra ve dışarıdan insanlar geçerken ne kadar iyi bir yer, gülüyorlar, eğleniyorlar, dövme yapıyorlar dedikleri zaman kolayca birkaç müşterimiz gelip bizden randevu aldı mesela. Bir yere gittiğimiz zaman bir dövmeci, hele de şimdi ben gitsem mesela İstanbul'da bir dövmeci, en önce bakacağım şey, İğneleri görmek isterim hemen. İğneler iğne. Nerede? Steril içinde mi? Paket içinde mi? Eldiven takıyor musunuz? Ve yapan insan çok önemli. Onun profesyonelliğini anlamak için önce şunu yapmamız gerekiyor. Bu iş için sertifikalar var. Bu iş için diplomalar var. Önce diyeceğiz ki ona, biz sizin sertifikalarınızı ve diplomalarınızı görmek istiyoruz. Ve
bunları gördükten sonra, bunlara kanaat getirdikten sonra yaptığınız işlerin videosu, fotoğrafı varsa bunları da görmek istiyoruz diyeceğiz. O zaten profesyonel bir dövmeci her yaptığı işin videosunu çeker. Bunu bize yansıtır, gösterir. Orada müşteriye bir aslında bir ön görüşmedir bu. Güven sağlaması gerekir dövmecinin. Evet. Ben bu işleri yaptım, bu tasarımlarım var, burada şu başarıları aldım, şurada şunda şöyle oldum gibi anlatırsa müşteri ona hem inanır hem de gördüğü şeyden kanaat getirir anlattığı şeylere. O zaman çok daha rahat yapabilir. Peki özellikle ne diyecektim ben? Şeyi soracaktım. Bu iş yerlerinde, tatto dükkanlarında bir dövme ne kadar saat sürüyor? Mesela randevu sistemi dediniz ya demin. Evet. Onu merak ediyorum. Hani küçüklük, büyüklük şeklinde saatleri değişiyor mu? Tabii ki. Mesela yarın için bizim 7 tane randevumuz var. Randevu şeyle çalışıyorsunuz, evet, yani. Evet. Öncesinde kesinlikle bizi arayıp randevu almaları gerekiyor. Çünkü evet, biz önceden bir gece öncesinden ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Nereye yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Şimdi insan gelir, ben dövme yaptıracağım derse biz ona dövme yapmayız. Çünkü kararlı değildir. Ama randevu alan bir insansa ben bu dövmeyi yaptırmak istiyorum, birlikte tasarlayalım. Evet. Bana özel bir dövme olsun diyorsa o bizim için en güzel müşteridir. Ve biz ona kesinlikle tasarımını yaparız. Bir gece öncesinden çizimini yaparız. Ondan sonra direkt müşteri o saatinde geldiği zaman dövmesi yapılır ve gider. Ama dövme yapımı da şöyledir. Mesela küçük bir yıldız yaptırmak istiyor. Hı-hı. Ya da yani şu tarz bir isim yazdırmak istiyor, bu kadar büyük. Bunların en fazla süreceği bizim için 7-8 dakikadır. 7-8 dakika. Evet. Yani hem kişiyi yormayacağız, hem kendimizi yormayacağız, hem de zaten dövme basit bir iş değil. Ama bu kadar küçük bir dövme içinde 2,5 saat aynı tende çalışılırsa o tenden zaten iyi bir dövme bekleyemeyiz. Hı hı. O yüzden 15 dakika içerisinde temizliği, iğneleri, bakımı, müşterinin çayı kahvesi, muhabbeti, dövmesi bitmiş olacak ve müşteri gidecek. Hı hı. Biz de bu sayede ona sağlıklı bir dövme yapmış olacağız. Ama büyük bir dövme istedi mesela. Benim kardeşimin bacağına ben bir tane portre çizdim. O portre yaklaşık 1,5 saatimizi falan aldı. Hı hı. Ama 1,5 saat mesela acıyor mu kardeşim diyorum. Şimdi bir de kendi kardeşin. Değil mi? Hani acıyor mu diyorum. Yok acımıyor diyor. Gayet iyi hani. Ben gayet iyiyim. Devam ettik. Dövmeyi bitirdik. Böyle baktı falan. Ya 1,5 saat yattığıma değmiş falan dedi. Çünkü uzanma hoşuna koltuklarımız gitti. Var. Çok hoşuna gitti. En büyük dövmemiz mesela kardeşimin ayağındaki portredir, yaklaşık şu boyladır. 1,5 saat falan sürüyor en büyüğü. 1,5 saat. Evet. Ben şeyi merak ediyorum, bu vücudun tamamen her tarafını dövme yaptırıyorlar. Ayak parmağından, saçının telinden ayak parmağına, kısırtı. Evet. Onu nasıl, yani onu... O bir günde yapılacak bir şey değil. Mesela ben... O her gün ayrı ayrı mı gidiyorlar ona, yoksa bir anda girip çıkıyor mu öyle saatlerce? Ben 54 yaşında bir abiyle tanıştım Antalya'da. Şu an ismini hatırlamıyorum ama gerçekten tepeden tırnağa dövmeydi ve kafasında bile dövmeleri vardı. Kafasına kadar yaptırıyorlar, o da enteresan. Dedim kulakları. Ki nasıl oldu yani, bu nasıl yaptırdın? Hani buna zaman yetmez, gün yetmez. Dedi ki 17 yaşından beri dövme yaptırıyorum. Yaklaşık 54-55 yaşındayım. Bugüne kadar her gittiğim yerde, her gittiğim ülkede bir dövme yaptırdım. Tayland, Yugoslavya, İngiltere, öyle Hollanda değişik, her yerde değişik gezmiş ve herkese ayrı dövmeler yaptırmış. Bu sayede her tarafı dolmuş. Allah'ım ya. Ben onları gördükçe gülüyorum. Yani bana ters olduğu için, yani yanlış anlamayın, ters olmayanlar da var da. Facebook sayfamızdan size sorular gelmiş. Ben onları sormak istiyorum. Yaptırmayı tavsiye etmediğiniz dövme şekilleri var mıdır? Adana'dan Ali Bey selam göndermiş. Aleykümselam Ali Bey. Ben artık dün de hatta bunun konusu oldu programdan önce. Sonsuzluk işareti, yıldızlar, bunların artık bir kabile olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes de var. Lütfen bu dövmeleri yaptırmayalım. Çünkü sonsuzluk işareti, işte kalp, yıldız, herkesin taşıdığı dövmeleri bence hem profesyonel bir insan önermemeli, hem de herkesin yaptırdığı bir şeyi yaptırıp da vücudunda taşımak bence iyi bir şey değildir. Evet. Onun dışında dövmeciye bırakalım biraz. Siz hayatınızı anlatın. O profesyonel kişi ise otursun. Sizin anlattığınız şeylerden size güzel, küçük ya da büyük, sizin istediğiniz şekilde bir güzel bir çizim yapsın, tasarım yapsın. Onu yaptırın ki her zaman taşıyabilin. Size özel bir dövme olsun yani. Bence bu yıldızdır, işte sonsuzluktur. Bunlar artık çok eskide kaldı. Çağımızın dışındalar artık. Hı hı. O yüzden bence bunları yaptırmayın artık diyorum. Diyorsunuz, peki.
Devam edelim. Mersin'den Nesrin Hanım, dövme yaptırdığım yerin hijyenik olduğunu nasıl, nereden anlarım demiş. Demin bahsettik ama gene evet. De şöyle bir geçerseniz. Nesrin Hanım için tekrar açıklama yapıyorum. Bu iğneler sıfır açılmalı. Yani iğnelere baktığınız zaman, örnek bir tane göstereyim ben size. İğnelere baktığınız zaman bu hiçbir şekilde paketinin açık olmaması gerekiyor. Yani siz paketi, dövmeci sizin yanınızda paketi bu şekilde kırıp açması gerekiyor ki bu iğnenin sıfır olduğunu anlayın. Mesela artık bu iğne sıfır değildir çünkü hava ile temas etti stüdyoda. Bununla artık dövme yapılamaz. Böyle duran bir iğne ile kesinlikle dövme yaptırmayın kendinize. Ama biraz önce çıkardığım gibi paketten çıkarıyorsa işte onunla dövme yaptırabilirsiniz. Hiçbir yere koymayacak değil mi? Hiçbir şekilde masaya bile koymayacak. Uh-huh. Eldivenleriyle paketi açacak. Makinesini dizecek. Öncesinde makinesini temizlemesi lazım sizin yanınızda. Makinesini dizecek, pipetleri dizecek. Ondan sonra dövme yapmaya başlayacak. Peki anlatmaya başlamış ki onu bir makineye dizelim. Okay. Bir de pipeti takalım. Hani nasıl tamamdır. Oluyormuş ben de merak ettim şimdi. Tamam. Makinesi bu değil evet. mi? Benim küçük eldivenlerim olacak da ama. Eldiven. Bugün hijyeni bırakalım. Şimdi zaten hijyen tamam. olmadığı için ortam hani görsel tamam. olsun diye ben istedim. Tamam. Nasıl olsa yapmayacağız şu anda. Aynen öyle. Ben almayayım. Alana da mani olmayayım. Yok yok tamam. Alayım. Eldivenleriniz isterseniz buyurun. Teşekkürler. En azından görsellik olsun. İşte alışık olmadığım için eldivensiz dizmeye. İğneyi taktık. İnsan bir alışıyor. Pipeti taktık değil mi? İğne ve pipet takıldı. Bu şekilde kalacak bu. Ondan sonra yapılması gereken tek işlem. Mesela boya vardır. Boya her zaman şey olması gerekiyor. Böyle organik boya olması gerekiyor ve bu boyanın nereden geldiğini, ne içerdiğini, kullanım tarihini müşteriye göstermek gerekiyor. Genelde yurt dışından geliyor değil mi size? Bunun yapımı bütün ülkelerde aslında yapılıyor. Bu çok önemli bir boyadır. Ama bunu kesinlikle yurt dışından getirmek gerekiyor. Eğer Türkiye'den gelirse, Türkiye'de böyle bir fabrika yok. Bunu her dövmeci iyi bilir. Öyle bir fabrika olmadığı için Türkiye'den gelmemesi gerekiyor. Yani varsa da istenmemesi gerekiyor. Anladım. Yurt dışı çalışılması gerekiyor. Hı-hı. Dövme makinemiz böyle. Eldiven takıldıktan sonra iğneyi buraya takıyoruz. Bobin ağaçlarımız var. Bobin ağaçlarımızı kontrol ettikten sonra klip korttan elektriği verip... Klip kort derken? Klip kort buna taktığımız elektrik veren kablodur. O da yine poşettedir, sterildir. Ha, bir de elektriği var bunun. Tabii ki. Kendine çalışamaz. Elektriği var ve lazer sistemiyle çalışır. İki bobini olduğu için lazer sistemiyle çalışır. Lazer sistemiyle çalışan her makine tene hiçbir şekilde zarar vermez. Mesela tende yara bırakmaz, çizmez. Bu sadece bir milimetrik bir iğne girmesiyle vücudun rengini değiştirir. Hı hı. Aslında tek olayı budur. Şimdi bu elektrik verildikten sonra harekete mi geçiyor? Bu iğne inip çıkıyor mu? Ne oluyor? İğne makine sadece bir milimetrik gibi. Girip çıkma sağlıyor kendi çapında. Hı. Kendi ekseni etrafına girip çıkma sağlıyor. Dövmecinin yapması gereken elektriğin voltajını ne kadar açtığı ya da ne kadar kapattığıdır. Eğer voltajını iyi açıyorsa, profesyonel bir çalışma yapıyorsa bu iğne hiçbir şekilde zarar vermez. Ama düşük devirde profesyonel bir dövme yapmaya çalışıyorsa işte o zaman sizin dediğiniz o kızarıklık, şişmeler o zaman gerçekleşebilir. Şey bir arkadaşımız sormuş buradan bizim arkadaşımız Oğuzhan. Dövme yapılan bölge uyuşturuluyor mu? Uyuşturulmuyorsa uyuşturulacak yapılması mümkün mü? Uyuşturularak yapılması mümkün mü diye sormuş. Dövme yapılan bölge uyuşturulabilir. Doktor kontrolünde de olabilir. Eğer yaptıracağınız kişi benim gibi hemşirse. Siz ona yapıyor musunuz? Evet ona da uyuşturabilirsiniz. Bizim antiseptik sıvılarımız var. Mesela soğutucu spreylerimiz var, futbolcuların kullandığı. Öncesinde onlarla, antiseptik sıvılarla bölgeyi temizleyip, bölgenin etrafını uyuşturacak şekilde, tene zarar vermeyecek şekilde, yani iğneyle falan değil. Hı-hı. Ya kremle ya da spreyle bir şekilde etrafı uyuşturuyoruz, ondan sonra dövme yapımını başlıyoruz. Zaten profesyonellerin yaptığı şey de budur. Hı-hı. Her zaman o bölgeyi biraz uyuşturup öyle başlarlar. Çünkü yaptığınız kişi acı çeker de kolunu kıpırdatırsa, ya da işte çok acı çektiğini yüz ifadesinden siz anlarsanız zaten o dövme daha fazla bence devam etmez. Hani yapmayı dövmeci yapmak istemez. Hı-hı. Çünkü acı çekmesini istemez bence bir dövmeci yaptığı kişinin. Anladım. Hı-hı. Evet. O zaman ne yapalım? Kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olalım. Peki. Kısa bir ara sonra Müge'li Günler devam edecek.
İyi giyinmek sizin de hakkınız. 23 yıldır Niğde'ye ve Niğdelilere hizmet veren Prenses Giyim'de dev kampanya devam ediyor. Bayan kaşe kaban 80 TL. 7'den 70'e herkese hizmet veren Prenses Giyim, kışlık ürünlerde bol çeşitle sizleri bekliyor. Stand up, stand up. Düğün, nişan, sünnet, okul, abiye, hamile kıyafetleriyle sizlerin her daim yanında. Adres El Hacı Mahmut Caddesi, numara 2 Taksim Beyliği'de. Prenses Giyim. Merinos New York'ta. Merinos Paris'te. Merinos İstanbul'da. Merinos tüm dünyada. Türkiye'nin markası Merinos, halıda dünya lideri. Bu gurur hepimizin. Merinos, yaşadığınız her yerde. Dilden Kalbe, Perşembe saat 21'de, Bahar TV'de. Adım Ahmet. Demir işçisiyim. Her gün demir dövüp yövmeyi alıyorum. Evliyim. Bir erkek çocuğum var. Dün eşimin hastalığını öğrendiğimde sigortam olmadığı için sosyal güvencenin aslında ne kadar önemli olduğunu anladım. Her çalışanın bir sosyal güvence hakkı vardır. Geleceğiniz için sigortasız çalışmayın. Alo 170 ile hakkını ara. Sonra tekrardan bir geri günler devam ediyor. Şu anda konuğum Gürkan Eşki
ten ressamı aramızda, dövme ve piercingle ilgili konuşuyoruz. Konumuza devam ediyoruz. Ben Facebook sorularına devam etmek istiyorum. Peki. Müsaadenizle. Ama önce bir telefon numaralarımızı vereyim, ondan sonra devam edelim. İzleyicilerimiz katılmak isterler. Gaziantep'ten arıyorsanız 325-93-93, tüm Türkiye'den arıyorsanız 0342-325-93-93, yurt dışından arıyorsanız +90-342-325-93-93 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Müge Ergünler Facebook sayfamızdan da Facebook'a yazarsanız oradan da soru ve görüşlerinizi oradan alabiliriz diyorum. Ve dönüyorum, İzmir'den Eda Hanım selam göndermiş. Dövme yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmek gerekir? Yiyeceklerimize, içeceklerimize dikkat etmemiz gerekiyor mu gibi sormuş. Yiyecek, içecekle ilgili herhangi bir problem yok ama dövme yaptırdıktan sonra ilk iki gün oraya su değmemesi gerekiyor ki yaraya su değdiği zaman her zaman kabuk tutar. Kabuk tutan yara iyileşme aşamasında her zaman kendi boyasını dışarıya atabilir ya da işte kabuk tuttuğu zaman orada iz kalabilir. Bu yüzden oraya iki gün boyunca su değmeyecek. Duş alırken streçlerimiz var. Streç vermesi lazım dövmecinin. Streçi saracak. Ondan sonra duşunu alabilir ama iki gün su yok. Onun dışında dövme bakım kremlerimiz var. Yapan profesyonel arkadaşımız onu yönlendirebilir. Şu ilacı alacaksın. Şu kadar saatte bir. Evet, eczaneden alacaklar. Şu ilacı süreceksin. İki saat aralığıyla işte birkaç defa süreceksin gibi bir yazı dizisi halinde. Hatta biz kağıt veriyoruz. Hazır yazılarımız var dövme yaptıranlar için. Kullanımı, ne yapacağı, nasıl yapacağı ve aklında bir soru işareti kalırsa, unutursa, okuduğundan anlamazsa bizi araması için dahili telefonlar. Yapımı kadar bakımı da önemlidir dövmenin. Çünkü her zaman yapım daha zordur ama bakım kişiye kalmış bir olay. Kişisel bakıma girer artık. Dövme yapıldıktan hemen sonra bu dövme streçlenecek. İlk 2 saat hava almayacak. Bütün mikroplardan korunması için. Onu açtıktan sonra da dahili merhemlerini, kremlerini kullanmaya başlayacak ve yaklaşık bir hafta sonra, günde 5-6 defa sürdükten sonra o kremini dövmeye çok güzel bir şekilde ilk yapıldığı günkü gibi kalır. Kalır diyorsunuz. Ben şimdi hani izin veren anneler babalar değil de izin vermeyen anneleri babaları düşünerek bazı sorular soracağım size. Şimdi mesela diyelim ki anne baba izin vermiyor. Hani hastanelerde ameliyata girerken bir imzalı kağıt alıyorlar. Böyle bir şey yapsalar daha güzel olmaz mı bu konuda? Şimdi zaten biz annenin babanın izni olmadan 18 yaşından küçükler bu dövmeyi yaptıramaz şeklinde bir imzalı kağıt. Anneye babaya imzalatmadan size gelemeyecekler. Şimdi Türkiye'de böyle bir sistem yok. Ama olsa bizim için mükemmel olur. Çünkü ben daha önce karşılaşmadım. Hani biz çünkü 18 yaş altı dövme yapmıyoruz. Eğer yapsaydık belki problem yaşayabilirdik ama yapan arkadaşlarım oldu. Hani problem yaşamadılar ama eğer Türkiye'de böyle bir sistem olursa 18 yaşından küçükler dövme yaptıramaz diye bizim için çok daha yararlı olur. Çünkü biz artık gelen gençlere onların kalbini kırmadan laf anlatmak için çok zorlanıyoruz. İşte canım kardeşim yaptırma hani gerek yok falan gibi biz bile konuşmalar yapıyoruz. Sana hani, kardeşim yapsana diye ya, çıkan da vardır herhalde 17 yaşından ya, küçükler. Ya tabii evet der. Ergenlik çağında her değil çocuk mi? Biraz sert oluyor, kaba oluyor ama parası biz onlara işte kötü davranamıyoruz. Çünkü istediği şey hem fikir sanat işi hem bizim işimiz ama ben biliyorum ki yaptığım dövme 17 yaşında yaparsam 18 yaşında 19 yaşında kilo alıp vermesinde o dövme küçülecek, büyüyecek, sağa sola kayacak, pişman olacak o kardeşimiz. O yüzden biz onlara dövme yapmıyoruz kesinlikle ki ben bu konuda benimle birlikte çalışan annemdir bu arada. Anneme o yüzden çok güvenirim. Çoğu zaman müşteriyle beni bile görüştürmez. Keşke bugün annenizle gelseydi. Vallahi çok güzel olurdu. O şu anda çok yoğun olduğu için bayağı bir randevumuz var. En azından fikirlerini almış olurdum. Çok da iyi olmuş olurdu. Evet, Adana'dan Meral Hanım, dövme yaptırmadı önce alkollü olmak sorun olur mu? Tabii ki olur. Alkol içildiği zaman kan metabolizması hızlanıyor. Şimdi şimdi bir de insanların bakış açısı da değişebilir. Yani biz alkollü kimseyi stüdyoya almıyoruz. Ama ben Antalya'da karşılaştığım bir örneği vereyim size. Çok içmiş ve bizim hiçbir şekilde benim anlamayacağım şekilde bir insan geldi. Dövmeyi benim ustam yapacak. Dedi ki hani ne dövmesi yaptırmak istiyorsun? O dün söylediğiyle bugün söylediğinin arasında çok fark vardı. Tabii orada kimse anlamadı alkollü olduğunu çünkü gayet sağlıklı duruyordu. Dövme yapıldı. Kan dolaşımı hızlı olduğu için dövme yapım aşamasında hem çok acı çekti
hem de dövmenin sağlığı açısından iyi bir şey olmadı diye düşünüyorum. Çünkü ustam Türkiye'de adı bilinen bir adamdır ve Dövme Federasyonu'nun da başında gelir. Bu dövmeyi yaptı. Onun yaptığı dövmeden sonra bir hafta sonra baktığımızda eser yoktu. Çünkü kan metabolizmayı çok hızlandırdığı için bir türlü ten kendini iyileşime veremiyor. O yüzden alkollüyken dövme yaptırmak, işte acımasın diye ben öncesinde alkol alayım, stüdyo öyle gideyim. Bunlar çok sağlıksız ve hani yasak olan şeyler normalde. Yani dövmeci bunu anlar zaten. Acı çekmeyenler de hiç bir duble atıp gidiyor. Ondan sonra orada daha fazla şeylere maruz kalıyor. Aynen öyle. Peki kan pıhtılaşması olan veya kan hastalığı olan kişiler dövme yaptırabilir mi? Aynı bunun gibi bir şey bu da değil bunun mi? Bunun gibi bir şey aslında. Ama şöyle bir durum var. Mesela şoka uğrayacak hastalar olabilir. Mesela bir sarı hastası ya da işte kanı yetersiz olan, kan şekeri düşecek olan ya da şeker hastalığı olan insanların dövme yaptırmaması gerekiyor. Yaptıran çok insan var. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ama işte kanını iyi değerlendirmesi gerekiyor. İlaçlarını alması gerekiyor. Kan şekeri düşecekse karnının tok olması lazım. Kan şekerini düşünmeyecek her şeyi yapması lazım ki o insan rahatlıkla dövme yaptırabilsin. Yani sağlığı kötü diye dövme yaptıramaz diye bir şey yok. Yaptırabilir ama profesyonel insanlara. Evet, zaten Gaziantep'ten de Hakan Bey demiş ki kimler dövme yaptıramaz diye sormuş. Dövme yaptıramayacak insanlar bizim için yok ama şöyle var, 18 yaş altı yaptıramaz. Bir de çok fazla bizim işimizde bu oluyor. Sürekli insanlar gelip ne istediğini bilmiyorlar. Ben bir dövme yaptıracağım. İşte bana şey diyen oluyor. Yani beni araştırıyorlar ne işleri yapmışım. Yıllarca bu işin içindeyiz. Bana diyor ki sen ne istiyorsan onu yaptırayım abi diyor. Biz buna dövme yapmıyoruz mesela. Bu dövme yaptıramaz benim gözümde. Çünkü ne istediğini bilmiyor. Benim istediğim dövmeyi de taşıması çok sakıncalı bir şey. Değil mi? Bugünkü düşüncesi, yarınki düşüncesi aynı olmayabilir. O yüzden biz dövme yaptıramayan iki insan var benim gözümde. Bir bilinçsiz insan, bir de yaş olarak uygun olmayan insan. Olmayan insan diyorsunuz, evet. Peki bir sorumuz daha var. Gaziantep'ten gene Veli Bey. Dövme varken solaryuma girmenin zararı olur mu diye sormuş. Tabii ki. Solaryum ışınları dövmeye çok zararlıdır. Güneş de öyledir mesela. Hı hı. Biz dövme yaptıktan sonra diyoruz ki 10 gün güneşlenmek yasak. Evet. Yani bu tatil yöresinde de böyle. Burada da böyle. Çünkü güneşe dövme değdiği zaman ya da çok büyük bir ışına dövme değdiği zaman dövme direkt kendini solur. Böyle içine doğru çeker ve artık o rahatsızlık anlamına gelir. Yani solaryum kesinlikle yasaktır. Ki bunun zaten hani bu tarz müşteriler hep size soru yazan insanlar, hep bilinçli insanlar, güzel sorular soruyorlar ama hani yanımıza gelen insanlar mesela bizim genelde İstanbul'da işte ben yarın güneşleneceğim ama bugün dövme yaptırmak istiyorum. İmkansız, dövme yaptıramazsın deyip çok insana kahvesini ısmarlayıp gönderdiğimiz oldu. Çünkü güneş, su bu dövmenin yasak olmasına neden. Neden diyorsunuz? Evet. Hı-hı. Aslında kış mevsiminde yapılır dövme. Yazın dövme yapılmaz tabii. Neden? Mevsimi kıştır. Hem güneş açısından hem ten kapalı giyiyor herkes. İşte çok fazla açık değil. Mikrop kapamaz. O yüzden kış sezonu, ki sıcaklık iyi de bir şey değildir dövme için. Hı hı. Bir de Mersin'den Betül Hanım selam göndermiş. Dövme yapılan yerde çıkan tüyleri lazer ya da epilasyonla aldırmanın sakıncası olur mu diye sormuş. İlk 10 gün kesinlikle lazer tedavi yapılamaz. Dövme yaptık diyelim mesela. 10 gün oraya lazer tedavi kesinlikle olamaz. 10 gün sonra lazer yapılabilir. Ama o da yine ben lazer tedavi işinde de uğraştığım için lazer tedavi kapakları vardır ağzı böyle onun için ayrıca tabancalar vardır lazer için. Onların da çok ışınının çok fazla yani elektrik ayarının çok fazla açık olmaması gerekiyor. Yani yaptıracağınız profesyonel lazer tedavi yapacak olan kişiye işte ben burada dövme var ona göre bana ben lazer tedavi istiyorum derse insanlar ona göre yaparlar. Hı hı. Öyle çok daha iyi olur ama 10 gün kesinlikle yapılmaması lazım. 10 gün Betül Hanım yaptırmıyorsunuz. Evet, Kahramanmaraş'tan Hasan Bey, 3 hafta geçmesine rağmen dövme yeri iyileşmedi. Ne yapmam gerekiyor diye sormuş, selam göndermiş. Aleyküm selam. Yapan kişiyi direkt aramaları gerekiyor. 3 hafta geçti ben bu dövmeyi iyileştiremedim. O yapan kişinin bileceği bir şey. Çünkü ben dövmeyi görseydim şu anda birkaç fikir verebilirdim ama hani dövmeyi görmediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Ama hala iyileşmediyse... O sahte dövmeci bence. Bence de profesyonel bir adam çünkü ilk 2 gün içinde iyileştirmesi lazım dövmenin. Hı-hı. Ya iğne fazla batmıştır ya da kullanılan boya organik değildir.
Şöyle bir şey de olabilir. Yani kişi ne kadar profesyonel olursa olsun ten her zaman kişiden kişiye değişir. Yani hiçbirimizin yüzü aynı olmadığı gibi tenleri de aynı değil. Mesela diyelim ki bir ablamız geldi. Teni çok hassas. Teni çok hassas. Dövme yapılıyor. Birkaç şeye de alerjisi var. Belki toza, belki polene alerjisi var. O zaman ne oluyor? Vücut bunu iyileştirmekte gecikiyor. Hem alerjilerini iyileştirmeye çalışıyor, hem de dövmeyle savaşıyor. Bu 1-2 haftayı bulabiliyor ama 3 haftaya çıktıysa o dövme, o zaman benim tavsiyem ya dövmeciyle görüşsünler ya da dövmeciye hiç güvenmiyorlarsa direkt antibiyotik bir krem kullansınlar. Bunun için herhangi bir sağlık ocağı ya da doktora gitmeleri yeterli. Ya da direkt gidip dövmeciyi dövmeleri gerekiyor bu durumda. Çünkü ciddi anlamda hani her tarafı kabarmış etmiş. Neyse, Hatay'dan Gül Hanım, dövme yaptırmalı çok acıtır mı, yapmadan önce uyuşturuyor musunuz diye gene bir soru gelmiş. Demin yanıtlamıştınız ama gene de bir yanıtlayayım. Antiseptik sprey kullanılması gerekiyor. Önce temizlik, temizlediğimiz bölgelerin etrafına iğneyle değil, tekrar söylüyorum, iğneyle anesteziyi ya da lokal anesteziyi hiçbir dövmeci yapamaz, yetkisi yok. Sadece spreylerle ve çok hafif %2 derecesinde uyuşturucu kremlerle müşterinin izni içerisinde bu bölgeler uyuşabilir. Hı hı, anladım. Kilis'ten Burak Bey, çok hassas ve alerjik bir tenim var. Dövme yaptırmam ne kadar doğru olur demiş. Biraz önceki konu gibi aynı. Mesela hani dövmeci dövmenin dışında şöyle bir şey olabilir. Hani kişinin çok alerjisi varsa, hassaslığı varsa teninde önce bir teniyle ilgili kendine bir bakım yapması gerekiyor. Önce doktora, sonra gidip ne krem kullanması gerekiyor, dövme yaptırmadan önce ne yapması gerekiyor, dövmeciye sorması gerekiyor. Dövmeci de yaptıracağı eğer çok büyük bir dövme ise bunu seansa bölmesi gerekiyor. Yani bu dövmeyi bir günde yapmak değil de önce çizimini yapmak, bir hafta sonra boyasını yapmak, bir hafta sonra gölgesini yapmak, bir hafta sonra eğer 3 boyutlu olacaksa rutuş olacak işin boyalarımız var. Onlardan kullanmak. Hani bu dövmecinin onu seansa böleceği bir şey. Hı. O zaman hiç problem yaşayacağını düşünmüyorum. İyileşmede belki problem yaşayabilir. O da antibiyotik krem önerirse dövmecisi çok iyi olur. O zaman iyi olur diyorsunuz. Adana'dan Yeşim Hanım demiş. 3-5 senelik dövme diye bir şey var mıdır diye sormuş. Selam göndermiş. Aleyküm selam. Geçen seneye kadar 3 senelik 5 senelik dövmeler diye geçiyordu. Bu sorunun sorulması çok iyi oldu. Ben direkt söyleyebilirim. 3 senelik, 5 senelik dövme dediğimiz olay, kalıcı makyaj dediğimiz bir makine var. Hı-hı. Bizim hiç kullanmadığımız. Püskürtme sistemiyle. Püskürtme sistemi makineler kullanılıyor. Göstermiştik yayınımızda daha önceki programlarda. Onunla dövme yapan insanlar var. Şunun gibi bir makine. Şöyle bunun gibi bir makine ama o daha biraz fondöten falan veriyor. Profesyonel kalıcı makyaj için kullanılması gerekiyor o boyanın. Hı-hı. Ve makinenin. O makineyle insanlara dövme yapıyorlar. Şimdi kalıcı makyaj olduğu için yüzde değil, yüzdeki boya her zaman çok iyi tutar. Hani yüz farklı bir tendir çünkü. Evet. O yıllarca gider. Kalıcı olur yani, ölene kadar devam eder. Ama aynı boyayı aynı makineyle tenimize uyguladığımız zaman o sadece 3-5 sene devam eder. Ve bu ten için çok zararlıdır. Evet. Yani şu an yasak zaten Türkiye'de. Hani yapan insanlar varsa, yaptırmak isteyen insanlar varsa ben buradan uyarayım. 3-5 senelik dövme diye bir şey yoktur. Ya bir aydır geçici dövme, o da Hint usulü, Hint kınasıyla yapılan, Alman taşıyla yapılan, tamamen doğal taşlardan elde edilen dövme modelidir. Bir ay sürer ya da kalıcıdır, ömür boyudur. Yani ikisinin arasında bir seçim yapmak gerekiyor. 3 sene, 5 sene kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle bir şey yaptırmak istiyorlarsa bakkalda şu hani yapıştırma dövmeler var ya. Sakızlardan çıkan değil mi? Yapıştırsın ben onları. En azından hani şey. Bir hafta falan. Bir hafta yeterli. Zararlıdır onlar da ama belki bir hafta ne kadar zarar olur. Değil mi? Gürkan Bey, aletleri bir tanıtalım istiyorum ben sizinle birlikte. Ben birazdan piercing'e geçeceğim. Piercing'le ilgili konuşacağız da. Önce bir makinaları bir tanıtalım da izleyicilerimize. Şimdi 3 tane ayrı makine kullanıyor. Ben şey soracağım, çok özür dilerim tabii sözünü. Şu üstündeki desenler ne işe yarıyor? Bunlar tribal desenler. Bu dövme makinesi yapıldığı zaman bu tribal desenler tasarlanıyor. Dövmeciye özel. Ben tribali çok sevdiğim için böyle makineler istedim her zaman. Aha. Benim için özel tasarladılar ve Bu şekiller vücuda mı çıkıyor yani? Onu mu demek istiyorsunuz? Hayır. Bu sadece oluyor? Bobinin şekli. Hani, ha, şekil olarak. Evet. Bir mesela bir kart alırız. Birisi kart vizit bastırmıştır. Kendine özel bir şekil çizmiştir ya. Aynı bu da öyle. Kendine özel bir çizim. Başka hiçbir yararı yok. Sadece bunlar elektrik bobini. Hani
elektriği veren lazer tedavi sisteminin elektrik bobinleridir. Evet. Peki onu kullanırken size elektrik geçiyor mu? Yok, hayır. Yani bu zaten topraklama dediğimiz olay var dövme makinesinin üzerinde. Bu bizim topraklama dediğimiz olay şuradan elektriği verirken diğer taraftan burada topraklamayı yapıyor ve bizim elimize ya da hiçbir şekilde hiçbir tarafımıza elektrik gelmesi imkansız. Kişiye de elektrik gitmesi imkansız. Kaçak, sadece işlevini görüyor. Olmaz, değil mi? Öyle, yok, doğru. İmkansız. Zaten bizim kullandığımız adaptörler, yani bunu sadece bu makine değildir. Bunun da bir adaptörü vardır şu boyda. Adaptöre bağladığın zaman eğer elektrik kaçağı varsa ya da iğneyi bizim istediğimiz sabitleme şeklinde vücuda uygulama yapamıyorsa adaptör bizi uyarıyor. Yani şu anda makine sağlıklı değil, dövme yapılamaz şeklinde bir kırmızı düğmesi var. O yanıyor ve biz makineyi ya tamir ediyoruz ya da çöpe atıyoruz. Siz onları şimdi sıralarken isim saydınız tek tek. İsimleri neydi? Havacı var, bir şey, püskürtmeci. Şimdi bu liner, yani bizim çizim dediğimiz olay. İsim yazılabilir, çizim yapılabilir. Hat dövmeler için, yani hattı güzel çıkan dövmeler için bu yapılabilir. Bizim bir de gölge makinemiz var. Gölge makinesi. Bu gölge için bunu kullanıyoruz. Çünkü bunun dövme makineleri 3'e 5'e ayrılır. Bunun elektrik sistemi çok güçlüyken, çizgiyi rahat atıyorken bunun elektrik sistemi daha alçaktır. Ki gölgeyi daha iyi verebilsin diye. Ki zaten profesyonel bir dövmecinin kesinlikle 6-7 ayrı makinayla çalışması lazım. Ben sadece 3'ünü getirdim. Evet. Şu da bizim portir çalışmalarımızda. Mesela birisi geldi, annesinin yüzünü yaptıracak. Yüzünü yaptıracaksa biz portir çalışmalarında da bunu kullanıyoruz. Devasa bir makinedir. Evet. O da, bu da portir için boya geçerli. Boya ile mi? O da boya aynı şekilde bağlanıyor. Evet, bu da aynı boya ile yani. Bunun da sistemi şudur. Şöyle göstereyim. Hani bu ucundaki bobinleri şöyle takıyoruz buna. Aynı dizilimi de aynıdır. Yalnız bu dünyadaki sessiz makinalardan bir tanesidir. Yani yaklaşık 2000 tane var. Ses çıkmıyor. Ses kesinlikle yok. Şu an elimde tuttuğum makinede ve portal için çalışıyoruz. Böyle takıldıktan sonra sesi yok edecek her şey şu anda bunun içinde var. Yani ses yok, iğne çok büyük değil. Kesinlikle tene zarar verici darbelerde bulunmaz. Ve her zaman uyarıcıdır yani. Evet. Kendi kendini temizleyen bir makinedir aynı zamanda. Makinelerimiz bunlar. Sonra evet. Siz bunları tekrar sterilize ediyorsunuz değil mi? Makinelerimiz tabii ki, tabii var. Ki. Burada bile şu an dövme yapılmadı. Gittikten sonra hemen bir makineye bizim gireceğiz. Aletlerimiz var. Temizleyici aletlerimiz belirli santigrat derecede ışın vererek ve sıcaklık vererek boya küplerini söküyor. Peki, ve şu anda gösteriliyor zaten. Onlara girip temizlenecek. Evet. Peki ben gene bir telefon numaralarımızı hatırlatayım. Ondan sonra da piercing'e geçelim. Piercing hani deldiriyorlar. Evet. Telefonumuz varmış. Alo. Alo, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben bir telefon aradım ama böyle bir şey konuşacaktım ben. Tamam canım, buyur. Geçen sene bir dövme yaptırdım. Annenin babanın haberi var mı? Evet, tabii ki. Zaten 18 yaşındayım. Tamam canım. Dövme yaptırdım ben geçen sene koluma. Evet. Dövmemin rengi soldu benim ve dövmemden memnun değilim. İsteyerek yaptırdım. O dövmeye bir şekil, yani yanına herhangi bir şekil verdirsek onu düzeltebilir miyiz? Yoksa ben onu şimdiden mi sildireyim mi? Güzel bir soru. Çok iyi bir soru oldu. Bizim sorularımızın içinde yoktu. Şimdi canım kardeşim, dövmenin nerede olduğunu ve nasıl yapıldığını bilmiyorum. En kısa zamanda bize ulaş. Sen dövmeyi sildirmek istiyorsan biz sana benim doktor arkadaşlarım var. Dövme silmekle uğraşan lazer tedavi uzmanları. Onlara da seni yönlendirebilirim. Dövmeyi güzelleştirmek istiyorsan. Nereden arıyor arkadaşımız? Antalya. Antalya'dan arıyorsun. Dövmeyi güzelleştirmek istiyorsan da herhangi bir şekilde benim hani yaşadığın şehri de tam bilmiyorum ama Antalya diye şu anda duyuyorum. Antalya'da da benim arkadaşlarım var çok güzel dövme yapan. Onlara da yönlendirebilirim. Cover up dediğimiz bir olay var. Dövme kapatma sistemi. O dövmeyi kapattırabilirsin kardeşim. Çok güzel bir şekilde onun tekrar üstünden bir seansla çok güzel yapacak arkadaşlarım var. Seçim senin. Nasıl istersen öyle yapılabilir ama gittiğin zaman programın başından beri anlatıyorum. Dikkat etmen gereken, görmen gereken şeyler çok fazla. İkinci seans olacağı için senin dövme biraz daha güzel olması lazım. O yüzden biraz daha dikkatli ol. Onun dışında başka bir problemin yok. Yani bu dövmeyi güzelleştirmek istiyorsan cover up yaptır. Sildirmek istiyorsan da lazer tedavi. Evet canım, başka sorun var mı? Bu
dövme kapatılırsa tamamen öyle kayboluyor mu? Yani kaybolabilme imkanı var mı? Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Yani bahsettiğimiz bir isim dövmesi mi? Benimkisi, ben büyük bir baykuş dövmesi yaptırdım. Baykuş. Güzeldi ama dediğim gibi hem rengi soldu hem de artık memnun değilim. Yani güzel durmuyor. Tek bir motif zaten, öyle bir şekil falan yok. Hastaneye gitsin, sildirsin. Yani yanına bir şeyler mi yaptırsam demeye çalışıyorum, yoksa sildirteyim, yanına bir şey yaptırabilme imkanı varsa evet yaptırayım. Sen dövmeyi yaptırdığından pişmansan hemen hastaneye gidip sildir. Ama benim bir dövmem olsun, ben dövme taşımak istiyorum diyorsan, Antalya'daki insanlar çok profesyonel çalışıyorlar. Bizzat benim de arkadaşlarım var. Onlardan yardım alarak o dövmeyi kapatıp çok güzel bir hale de getirebilirsin. O dövmeyi baştan yaptırıp ilk yapıldığı güne de döndürebilirsin ve hani bunu gayet sağlıklı yapacak insanlar, bahsettiğim insanlar. Tamam canım. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Sağ olasın. Evet. Piercing'e geçelim. Piercing geçelim. Nedir? Nasıl, nasıl bir şeydir? Oraya piercing, dile piercing, dudağa piercing yapıyor gençlerimiz şimdi. Aynen öyle. Biraz da onlardan bahsedelim istiyorum izleyicilerimize. Piercing yine tarihi çok geriye dayanan ve bizim de çok tarihimizde olan küpe mesela. Küpe de aynı zamanda bir piercingdir. Mesela hızma bizim Türklerin tarihinde çok geniştir ama dil, dudak, göbek artık yurt dışından gelme ve yurt dışından yaptıran insanlardır. Piercing aslında vücuda bir metalin dahili ve profesyonel bir şekilde takılması demek. Ama yine bunun da çok dikkat edilmesi gereken şeyleri var. Ama piercing insanlar neden yaptırıyorlar? Mesela insanlar, ben küpeyi seviyorum mesela. Kulağım delik, her zaman kullanıyorum. Çünkü küpe bana mutluluk veriyor. Ama bir ayrı bir kardeşim ya da ablam var. Onlar her zaman göbeğinde piercing istiyorlar. Ben diyor ki burada bir küpe kullanmak istiyorum. Kapalı abi ki ne yapacak orada göbeğindeki küpeyi? Kişisel küpeyi. Mutluluk. Çok kimse enteresan. İçin değil, tamamen kendini aynada gördüğü zaman mutlu olmak isteyen insanlar, bahsettiğim insanlar. Çok enteresan ama gerçekten. Şimdi göbeğinde ama üstünde kıyafet, hele kışın. Üşüyorsun, üstün kapalı, her tarafın kapalı. Yani onu olsa ne olur, olmasa ne olur? Ama o farklı bir tazdır. Şimdi biz onlara, hani siz bana deseniz ki Gürkan neden dövmen var? Hı. Ben anlatırım ama hani sen dövmeyi sevmiyorsan ya da işte dövme yaptırmaya karşıysan beni anlaman imkansız. Ama mesela ben de şuna karşıyım. İnsanlar çok fazla dövme yaptırıyorlar. Ben onları anlamıyorum. Benim için 4-5 tanedir dövme sayısı. 11 senedir dövmeciyim. Ne dövmeler yaptım ama 5-6 tane en fazla bana göre. Hı hı. Bana anlatıyorlar, ben çok mutlu oluyorum. İşte ben elde dövme sevmem mesela. Elime isim yazdırıyorum, çok mutlu oluyorum. Benim için çok başkadır dövme yaptırmak. Ben onu mesela anlamıyorum. Çünkü benim için birkaç tanedir dövmenin en fazla yapılması gereken. Şimdi piercing yaptıran insanları anlıyorum. Bir küpe kullanan bir insan olarak küpe bazen yetmiyor olabilir. Kaşında istiyor olabilir. Hı hı, çalıştığı alan, yaptığı çizim, güzel sanatlar öğrencisi ise, basın yayınla uğraşıyorsa ya da işte sürekli ön atak olmaya çalışan bir insansa bunları yapması çok normal. Çünkü kendinde sürekli toplumda değişiklik istediği gibi kendi vücudunda da sürekli değişiklik isteyen insanlardır. Evet. Peki piercing nasıl yapılmalı? Piercing, konuştuk. Piercing dahili malzemeler. Yine buraya piercing malzemesi getirmedim ama en önemlisi eldivendir. Ve soğutucu spreydir. Soğutucu spreyin tarihi 5 gündür en fazla. 5 günde bir yenilenir. Soğutucu spreyin tarihinin geçmemiş olması lazım. Ve yapacak olan kişinin kesinlikle, bakın bu dövmede o kadar önemli değildir. Belki senelerini vermiştir, sertifika almamıştır, ustadır, bilmiyorum. Yine de alması lazım ama piercingde kesinlikle eğitim ve sertifikasının olması şart. Çünkü piercing kulak delimi, burun delimi, dudak delimi zannettiğimiz kadar basit işlemler değil. Hele dile de yaptırıyorlar. O dile evet. Nasıl deldiriyorlar, ben onu anlamıyorum. Dil ya. Aslında yapan insan için çok basittir ama yaptıran için birkaç gününü alır. Çünkü yemez, sürekli ne sert bir şey yiyebilir ne çok sıcak bir çorba içebilir. Sürekli gargara yapması gerekir. O yüzden dil piercingi olsun, göbek piercingi olsun, zor piercingler yaptırmadan önce kişinin eldiveninin boyutuna kadar, kullanacağı iğnenin, malzemenin paketinde olduğuna kadar ve orayı nasıl uyuşturduğu, öncesinde ne eğitim aldı, ne piercingler yaptı, videosu var mı, bu işle ilgili bir sertifikası var mı, önce ona bakması gerekiyor yaptıracak olan kişinin. Hı hı. Onun dışında da yapması gereken bir şey yok. 20-30 sene önce
yorgan iğnesiyle kulak delirlerdi. Tuzla böyle ovar 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 batırır iğneyi. Oraya da ip geçirirlerdi bildiğim kadarıyla. Şimdi dile deliyor. Bir de onu bir de piercing'i takıyor değil mi? O evet. Sürekli de duruyor. Evet. Anında o işlemlerin hepsi oluyor. Oğlum yani yarabbim. İşte bu kadar profesyonel olması lazım aslında bu işlemlerin. Hemen piercing'i takmalı ki ve gümüş takması lazım. Gümüş hiçbir zaman alerji yapmaz. Gümüş takımında her zaman vücut onu yeniler. Vücut ona alışmaya başlar ve bir süre sonra şişme oluyorsa ya da başka bir problem yaşıyorsa gümüş de bunları yaşamaz. O yüzden iplik sistemi çok 30 sene önce de kalmış. Değil mi? 20-30 sene önce iplik takıyorlarmış. Aynen gerçekten öyle. Onu enteresan gelmişti. Hatta benim kulağım da öyle delindi. Kulağım deldiler, arkasından bir de iplik taktılar. Tuzla uyuşturdular. Aynen, aynen. Peki bu bayanlar mı daha çok yaptırıyor bunu, erkekler mi dövmeyi de Gaziantep içerisinde? Şu da var, izleyicilerimize ben bunu söylemek istiyorum Gürkan Bey. Siz de bu işi yapıyorsunuz, bir meslek bu. Siz bu konuda para kazanıyorsunuz evet. Bu işten. Ama buraya gelip gerçekten cesaret örneği gösterdiniz. Ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü anneler babalar karşılar, çoğu aile karşı ama çocuklarımız yaptırıyor. Biz burada sizinle bunun ne kadar doğru, ne kadar yanlış, zararları ne, yararları ne diye konuşuyoruz. Hani bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. İzleyicilerimiz şu anda izliyorlar. Onun için de hani ben sizden tekrar hani teşekkür ediyorum bu konuda. Geldiniz benim yanımdasınız. Sağ olun. Bayanlar mı erkekler mi daha çok yaptırıyor Gaziantep'te? Biz Gaziantep'e ilk geldiğimizde aslında bayanı erkeği yok bu işin. Çalıştığımız yerlerde her zaman kim gelirse bizim için erkek bayan ayrımı yapmadan sadece dövmeye ve kişiye odaklanıyoruz. Ama Gaziantep'te çok şaşırdığımız bir olay var geldiğimizden beri. Erkekler evet çok fazla dövme yaptırıyorlar ama ya bir isim ya bir küçük bir dövme ya da işte küçük buraya bir hemen bir yıldız gibi şeyler hep. Ama bayanlar çok daha bilinçli bu konuda ne yaptıracaklarını biliyorlar. Geliyorlar, ben şu dövmeyi yaptırmak istiyorum, sizle birlikte çizmek istiyorum ve hep büyük dövmeler. Bizi şaşırtan şey de bu oldu Gaziantep'te ama evet, eşit evet. Seviyedeler. Yani hem erkekler hem bayanlar çok dövme yaptırıyorlar ama bayanların yaptırdıkları biraz daha büyük ve daha çok düşünülmüş. Hı hı. Bilek, ayak bileklerini, kol bileklerini. Hal yapıyoruz mesela ayak bileklerini. Buralara çocukları varsa isimleri ya da işte bayanlar çok sevdikleri bel dövmeleri var. Hı-hı. Tribal desenler, onları yaptırıyorlar. Melek erkekler gözü. Mesela şurada bir Samoa şeklimiz var, bizim Kızılderili dövmesi. Buradan başlıyor, şu kadar devam ediyor mesela adam ve ondan çok mutlu. Vallahi bu da enteresan. Peki piercing dini açıdan bir sorun var mı piercingde de? Dövme piercing küpe gibidir, aynı. Hı-hı. Dini açıdan hiçbir problemi yok. Dövme gibi onun abdest muhabbeti de yok. Yani her zaman küpeyi nasıl kullanıyorsak piercingi de aynı şekilde kullanabiliriz. Ve piercingin şöyle bir avantajı var. Mesela piercing taktırdınız kaşınıza. Bunu artık istemiyorsunuz. 2 yıl kullandınız artık istemiyorsunuz. Çıkarıyor piercingini koyuyor. Kaşta bir iz falan olmaz yapan kişi profesyonelse. Ve o kaş bir ay sonra kapanmaya başlar. Ha, kulaktaki gibi tabii. Yani sürekli kapanmaya başlar ve tamamen kapanır. Artık kaşında hiç belki piercing kullanmamış gibi bir insan gibi yaşar. Hı hı. Piercingin böyle bir özelliği var. Peki o dile takılan da rahatsızlık hissetmiyor mu insanlar yemek yerken, su içerken? Şimdi ben takmam. Takılır yani sürekli değil mi? Düşünsenize ekmek yiyor, evet. Onunla birlikte yutacak gibi oluyor. Ama ben bu konuda bir şey çözdüm. Çok... Bazı insanlar ağzında iğne oynamaktan ya da işte bir şey görür, bir evet, kağıt görür. Kürdan. Hemen ağzının kürdan mesela onunla oynar saatlerce. Ona hayran olan insanlar yaptırıyor zaten. Allah Allah. Onunla gün boyu oynuyor. Yani onu seviyor ve kullanmayı da seviyor. Görüntüsünü de seviyor. Biraz şey yani onları evet, anlamamız için biraz daha onların uçuk olmamız uçuk gerekiyor. Olmamız uç lazım. Noktalarda olmamız gerekiyor. Evet. Yani bana gerçekten ters. Mesela ben de ters bir bu konuda. Ters bir evet. Düşünceye sahibim. Yani benim kızım geldi bana ben de dövme yapmak istiyorum dediği zaman ya gel ben seni bir döveyim diyorum. O şekilde hani ben oradan yırttım açıkçası. Buradaysa görüşmeyelim. Beni görmesin. Peki medikal dövme nedir? Nasıl yapılır? O konuda da biraz. Medikal dövme şöyle söyleyeyim. Bazı insanlar geliyor. Biz genellikle bunda Gaziantep'te karşılaşıyoruz. Mesela jilet izi. Oh. Ya da işte daha önce bir dövme yapılmış. Onun üstüne de jilet atılmış. Ondan sonra bizim yanımıza geliyorlar. Biz bu dövmeyi nasıl kapatabiliriz? İşte o saatten sonra o dövme bizim için medikal bir dövme. Yani biz o dövmeyi nasıl yapmamız gerekiyor? Önce buranın her zamanki gibi temizliği yapılacak ama normal dövme yapmadan önceki bir temizlik gibi değil.
tek tek derinin kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü cilt ne kadar derinde, onları nasıl kapatabiliriz, hangi şekil kapatır, bunu seanslara bölecek miyiz? Bu bizim için medikal bir iştir ve ilaçlarla yapılması gerekir. Güzel bir soru. Medikal dövme ile şunu anlayamadım, onu yazmışlar ama... Medikal dövme ile cover-up arasındaki fark nedir? Fark nedir? Medikal dövme, jilet atılan bölgenin dövmesidir. Cover-up dövme, nasıl söyleyeyim, daha önce bir yıldız yaptırdınız mesela. O yıldız çok kötü oldu. Yapan yapamadı, siz bakamadınız. Çok kötü bir yıldız duruyor. Onu, o yıldızı kapatmak, üstünü kapatıp başka bir şekil haline getirmek cover-up'tır. Evet. Medikal dövme de jilet izlerini kapatmaktır. Evet, başka ne soralım? Başka sorumuz yavaş yavaş bitmeye başladı sorularımız. Evet, kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra tekrar bir toparlayalım. İzleyicilerimiz zaten gelmeye başladı sorular. Evet, kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Giyinmek sizin de hakkınız. 23 yıldır Niğde'ye ve Niğdelilere hizmet veren Prenses Giyim'de dev kampanya devam ediyor. Bayan kaşe kaban 80 TL. 7'den 70'e herkese hizmet veren Prenses Giyim, kışlık ürünlerde bol çeşitle sizleri bekliyor. Stand up, stand up. Düğün, nişan, sünnet, okul, abiye, hamile kıyafetleriyle sizlerin her daim yanında. Adres El Hacı Mahmut Caddesi, numara 2 Taksim Beyliği'de. Prenses Giyim. Merinos, New York'ta. Merinos, Paris'te. Merinos, İstanbul'da. Merinos, tüm dünyada. Türkiye'nin markası Merinos, halıda dünya lideri. Bu gurur hepimizin. Merinos, yaşadığınız her yerde.
gündemin en sıcak konuları masaya yatırılıyor. Medyanın usta kalemleri de çarpıcı açıklamalarıyla ekrana geliyor. Mehmet Hanefi Kılıç'ın hazırlayıp sunduğu gündem ve medya her cuma saat 21'de Bahar TV'de. Dilden Kalbe, Perşembe saat 21'de, Bahar TV'de. Spor Detay, Pazartesi saat 21'de. Bahar TV'de. Kısa bir aradan sonra Migili Günler devam ediyor. Şu anda konuğum Gürkan Eşki ve kendisi ten ressamı diyoruz. Dövme ve piercingden bahsediyoruz. Evet, dövme ve piercing kimlere yaptırılmalı Gürkan Bey? Onu da söyleyelim. Dövme ve piercing kimler yaptırmalı? Bilinçli insanlar yaptırmalı. Önce bu konuda bir araştırma yapmaları gerekiyor. Hı hı. Ne dövme istediklerini bilmeleri gerekiyor. Mesela birisi yanımıza geldiği zaman, ben bu dövmeyi istiyorum dediği zaman, biz onun hakkında örnek çizimler, daha önce yaptıysak örnek işlerimizi gösterirsek onlara, onlar çok daha rahat o dövmeleri yaptırabilirler. Yani ne istediklerini bilirlerse piercingde ve dövmede ömür boyu pişman olmazlar. Çünkü bu işin bir pişmanlığı var. Evet, değil mi? Mesela baykuş resmi yaptırmış arkadaşımız, evet. Vazgeçmiş, ne yapayım diye soruyor. Aynen öyle. İşte o, daha önce de bahsettiğimiz gibi bu, o baykuşun da kötü olmasının sebebi, 18 yaşındayım, geçen sene yaptırdım dedi. 17 yaşında yapıldığı için 18-19 yaş evresinde o ten onu kabul etmeyip boyaya atmış olabilir. İşte 18'den sonra yaptırmanın da asıl nedeni bu aslında. Tam karar vermek, tam yaşını bulmak. Hı hı. O zaman daha iyi olur. Gelen insanlar 18 yaşını geçmiş olursa ve ne yaptıracaklarını araştırıp gelirlerse bizim için çok daha iyi olur. Evet. Mesela demin de kilo alım verimi demiştiniz dövme yaptırdığımızda. Şimdi arkadaşımız zayıf bir insansa dövme yapılmış. Düşünsenize baykuş resmi şişmanlıyor, baykuş da şişmanlıyor. Aynen değil mi? Aynen öyle. Boyalar kayar, çizgiler kayar. Çok enteresan yani. Ama o da 18 yaşından sonra oluyor. Yani mesela 17 yaşında yaptırdıysa 20 yaşında kilo aldığı zaman oluyor. Mesela uh-huh. 18 yaşında, 19 yaşında yaptırdığı dövme 30 sene sonra 40 kilo da alsa o dövme öyle kalır. Çünkü ten artık genişlemez deri. Sadece etlenir ve olduğu yerde kalır dövme. Uh-huh, böyle anladım. Bir durumu var. Peki bugüne kadar yaptığınız en büyük dövme nasıl bir şey? En büyük dövme bugüne kadar yaptığım bir çok önemli bir dövme aslında benim için de. Bir arkadaşım var. O arkadaşımın koluna Türkiye'de de tektir. Araştıran insanlar iyi bilir. En büyük Kemal Atatürk imzasını attık onun sırtına. Sırtına. Hı-hı. Yani bir boydan bir boya Türkiye'nin en büyük Kemal Atatürk. Hatta dünyada bile belki santimetre karelerle en büyük imza olabilir. Hayranıdır Kemal Atatürk'ün ve en büyüğünü o yaptırdı. Bu da ben araştırdığım için çok iyi biliyorum. Daha büyüğünü görmedim. Evet. Kemal Atatürk'e kim hayran değil ki? Gerçekten öyle. Peki kardeşinize dövme yaptınız değil mi? Nasıl bir dövme? Şimdi ben kardeşinizi davet edeceğim. Tabii. O dövmeyi bir gösterelim. O konu bir anlatın. Hani çünkü ten ressamısınız. Resminizi anlatmanızı istiyorum. Tabii ki. Ben Mehmet kardeşinizi alacağım. Bu arada Gürkan Bey'in kardeşi kendisi. Buyurun. Şöyle alalım sizi. En azından masaya dayayabiliriz ayağınızı. Hani net bir şekilde gözüksün istiyorum o ayağınızdaki dövmeyi. Bir Gürkan kardeşimiz de anlatsın sizin dövmenizi. Şimdi hı-hı. Mehmet'in bacağına biz bir açalım. School face bir dövme çalıştık. School? School face yani dediğimiz... Şöyle masaya doğru kaldırabilirseniz ayağınızı daha rahat görürüz. Aslında
iskelet bir kafadır ama i̇skelet dikişli kafa. Gelin anlamına gelir. Güzel bir porta çalışması oldu. Göz rengi, biraz yüz yapıları. Yüzde de biraz tribal çalışmalar yapıldı ve ağız dikişlerinden, saçlarından, etraf gölgemelerinden dövme çok daha iyi duruma geldi. Bu dövmeyi abim ilk yaptırmak istediği zaman bana bahsettiğinde işte nasıl bir şey yapalım, ben böyle bir school face çalışma istiyorum. Hı hı. Nasıl yapalım oturduk beraber çizdik kendiyle. Neden böyle bir şey seçti Mehmet kardeşimiz? Neden böyle bir şey seçti? Herhalde çok konuşmayı sevmez o. O yüzden dikişli gelin yaptırdı. Çok konuşmayı sevmediği için böyle bir kız portresi ve bacağından çıkmış ağzı dikişli bir bayan istedi. Hı hı. O yüzden galiba böyle bir şey oldu ve bizim kendi tasarımımızdır. Yani başından aşağı kadar biz kendimiz önce kağıtta çizdik, tasarladık. Hı hı. Yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışmadan bir sonra da 1,5 saat sürdü bu. Böyle 3 boyutlu bir dövme ortaya çıktı. 3 boyutlu derken? 3 boyutlu çünkü yüz şekli bacağın içinden kırıklar içerisinden çıkıyor. Normalde dümdüz durur surat dövmeleri ama bu school face çalışma olduğu için bu kenarlardan başlayarak onun içten çıkmasını, saçlarını engellemeyecek şekilde bir çalışma yapıldı ki kağıtta da zaten ilk biz çizerken de zorlandık ama dövmede... Bu ne kadarlık bir dövme? Yani 1 sene falan oldu mu? Yaklaşık 1 sene oldu, evet. Nasıl anlıyorum değil mi? Çünkü biraz sanki solmuş gibi. Hani solukluk var. Değil şimdi mi? Yoksa böyle mi dövme? Kış ayında deri biraz kendini çeker. Hani kış ayında üşüdüğü için ve bakımı tam olarak tam yapılamadığı için. Kot altında çünkü sürekli sürtünen bir yer. Bu da mesela 11 senelik bir dövme. Evet. Ama gayet sağlam bir şekilde evet, duruyor. Evet, sanki yeni yapılmış gibi. Mehmet mesela şu anda buna bir kere krem sürse dövme kendini hemen gösterir. Kendi kendine gösteriyor. Ya da yaz sıcaklığında olsa, deri açık olsa, şort giyilse dövme hemen fosforlarını göstermeye başlar. Evet. Hani bu dövme bir de bacak bölge için de geçerli bir olaydır. Mesela bu bölge her zaman için daha kapalı ve daha soluk aşağıda olduğu için böyle durması çok normal. Hı hı. Ama mesela kola yapıldığı zaman peki kolda neden çok bacak? Iyi durur. Siz onun adına konuşun, mikrofon takmadık ona şimdi. Neden bacak? Ben aslında sormadım bunu ona ama benim düşüncem Mehmet elde kolda dövme pek sevmez. Onun yani, için. Tarz bakımından hani oğlunun adı yazar mesela kolunda. Onun dışında hiçbir şekilde... Yani, şu anda kolunda da var evet, bir tane. Kolunda oğlunun ismi yazıyor, Salih'imiz bizim. Hı hı. Onun dışında da... Dövme pek sevmez yani elde kolda. Elde kolda. Bacakta olsun bacak. Ben burada seviyorum dedi. Bir de bunun anlamı büyüktür yani mesela çok şort giymeyi seven bir adam. O yüzden sürekli burada bir dövmesi olsun ve insanlar hemen bakamasın. Ya orada ne varmış deyip hemen aşağı doğru yönelmesinler diye. Hı-hı. Herkesin de görmesini istemediği için böyle evet. Bir şey yaptırdı yani. Hı-hı. Bir de sizin bir özelliğiniz var. Anne baba da dövmeci. Abi evet. Dövmeci, kardeş dövmeci evet. Değil mi? Ailecek birlikte bir şeyler aynen yapıyorsunuz. Aynen öyle. Ailecek fikir sanat yani. Bildirebiliriz. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Sağ olun. Yani bizim mesela annem ve babam profesyonel olarak geçici dövme yapıyorlar. Hı-hı. Bizle birlikte çalışıyorlar zaten. İkisi de fikir sanat insanı. Ve yapacağım ben çok iyi biliyorum. İkimiz de dövme yaparken annemin gelip incelediğini, o çok iyi olmuş, yok artık ya falan dediğini çok iyi biliyorum. Ve bizim yaptığımız işlerden, yarattığımız şeylerden mutlu olan bir kadın. Hı hı. Babam mesela keza kolunda dövmeleri var. Evet. Atatürk portreleri. Mehmet kardeşimize teşekkür ediyoruz bu arada. Atatürk portresi, Atatürk imzası var mesela babamın kolunda. Ben zannettim ki babamın yaşı gereği işte kendi artık şey yapacak, acı çekecek işte diyecek işte oğlum dur falan. Dedim ki baba hani acı çekiyor musun? Gerçekten hani problem var mı? Dedi yok hayır devam et. Hani sen gerekli işlemi yaptın artık hissetmiyorum bir şey. Ve benim çoğu müşterimden çok daha profesyonel bir şekilde oturdu. Biz onun dövmesini bitirdik. Hı hı. Ve ben dövmeden kalktığımda baba çok iyi olmuş galiba dedim. Şöyle baktı. Evet çok iyi olmuş dedi ve o günden sonra hani kendi ailemin içinde ve kendi bakımını da ben yaptığım için onun dövmesini çok iyi biliyorum. Bir insan bir dövmeden nasıl pişman olmaz, nasıl çok iyi karar verir kendi babamdan biliyorum. Hı hı. O yüzden onlarla birlikte de çalışıyoruz zaten şu anda. Tüm aile bu fikir sanatın içindeyiz yani. Evet. Peki yaptırmak isteyenlere ne önerirsiniz? Yaptırmak isteyen kişilere söylemek istediğiniz şeyler var mı? Yani zararlarını, yararlarını bunu da bir anlatalım izleyicilerimize. Yaptırmak isteyen her kişi önce profesyonel insanlarla çalışsın. Bu illa ben olmak zorunda değilim ya da bir programa çıkan başka bir arkadaşımız olmak zorunda değil.
Çok dövme yapan insan var. Çok başarılı insanlar var araştırdıkları zaman. Bu insanların yanına gittikleri zaman o insanlara fikir sormasınlar. Yani sen ne istiyorsan o yapılsın denmesin hiçbir zaman. Abicim sence bu hani nasıl olur? Ben bu dövmeyi istiyorum ama sence nasıl olur derlerse dövmeci her zaman onlara mütevazı bir şekilde yaklaşır ve bence şöyle yaptırsan daha iyi olur. Hani bak sen şu yaştasın, bu yaşın bu yaşı var gibi uyarılarda her zaman bulunur. Ki hani bizim dediğimiz mekanik dövmeler var mesela. Şu an gençler çok istiyor bir mekanik dövmesi ya da işte kolumda mekanik böyle hani demirler falan olur, işte kablolar robot falan. Robot resimleri. Aynen robot dövmeleri çok istiyorlar. O mekaniklerden yaparken mesela benim sorduğum tek bir şey var. Bunda kararlı mısın yani? Sen kendini neden robot yapmak istiyorsun? Abi ben buna karar verdim. Bir başkasında gördüğün için mi diyorum? Hayır ben bunu istiyorum diye. Ondan sonra başlıyoruz. Benim tavsiyem piercing ve dövme yaptıracak her insan hangi şehirde yaşıyorsa önce bir internet çağında yaşıyoruz. İnternetten o şehirde kimler dövmeciymiş, kimler ne işler yapmış. Gerçek dövmeci yalnız. Aynen öyle. Bu konuyla ilgili sertifikaları var mı? Diplomaları var mı? Ödülleri var mı? Hani bunları araştırsınlar ki yaptırdıkları kişiye güvenirlerse o zaman çok daha rahat dövme yaptırabilirler. O zaman çok daha rahat ne istediklerini anlatabilirler. Çünkü ben de mesela şaşırıyorum bazen. Profesyonel bir insanın yanına gittiğim zaman hani ki ben bazen giderim. Başka şehirlere gittiğim zaman şey yaparım. Bir dövmeciye giderim. İşte ben bir mesela isim yazdırmak istiyorum. Sizce nasıl olur? O dövmecinin bana yanıtını nasıl vereceği bile benim için çok önemli. Hani tamam yapalım derse o dövme yapılmaması gerekiyor bence. Ama derse ki sen bu dövmeyi neden yaptırmak istiyorsun? Senin için anlamı ne? Hani bizim işte para öncelik değil. Biz sana ticaret ettiğimiz için bu işin içindeyiz açıkçası. Karşılıklı memnuniyet diyelim. Aynen öyle. Hı-hı. Hani ben bir dövmeyi günde kaç tane dövme yaparsam benim günüm o kadar iyi geçiyor. Bu işin içinde tamamen hem meslek hem de hayati bir konum belirlemiş durumdayım kendim için. O yüzden insanlar bizim yanımıza geldikleri zaman her zaman bizi yargılayıcı sözler söylemeleri bizim için çok daha iyi. Ne zaman yaptınız? Ne zaman başladınız? Ne işler yaptınız? Görebilir miyiz? Sertifikanız var mı? Diplomanız var mı? İstediğim zaman silebilir miyim? İstediğim zaman silebilir miyim dediği zaman mesela birisi bana ben dövmeyi yapmıyorum. Çünkü pişman olacağını hesap edebiliyorum. Çünkü daha yaptırmadan ben bunu nasıl silebilirim derse tamam diyorum kardeşim biz sana geçici yapalım. Sen bunu bir ay dene. Bir ay boyunca sen bu dövmeden mutlu olursan o zaman gelirsin kalıcısını yaparız. Tamam mı? Tamam. Geçicisini yapıyoruz. Gidiyor. Geçici kendi kendine yok oluyor mu? Evet. Hint kınası bir ay süre. Aynı bizim Türk kınası gibi. Hani parmağı eski nineler böyle yakarlar. O bir ay sonra geçmeye başlar ya. Evet. Aynen öyle. Yani, yavaş yavaş gidiyor. Aynen yok oluyor. Öyle. Peki bu piercing olsun, dövme olsun yarışmalar var mı? Toto Convection'lar var. Nasıl yarışmalar İstanbul'da düzenleniyor? Convection'lar düzenleniyor mesela. Türkiye'deki diplomalı ve sertifikalı her dövmeci o yarışmaya çağrılıyor. Evet. Orada bizim standlarımız var. Standlara oturuyoruz. Dövme yaptırmak isteyen insanlar geliyor. Biz onlara dövmeler yapıyoruz. O dövmeleri yaptıktan sonra dövmelerin biçimine, yapılış şekline, boyalarına, çizgilerine göre derecelendirmeye giriyoruz ustalardan. Ustalar bizi birinci, ikinci seçiyorlar ve bu sayede hem keyifli bir hava olmuş oluyor hem dövmeciler birbirleriyle tanışıyor. Yurt dışına gönderiliyor mu peki bu? Mesela Türkiye içerisinde yapılıyor ve yurt dışına da temsilen, Türkiye'yi temsilen giden dövmeci arkadaşlarımız var mı? Ben oldu tek bir kişi bir tanıyorum. Şey? O gitti sadece. Onun dışında kimseyi duymadım gideni. O da sadece hani işte sen birinci oldun seni gönderelim değil de o başvuru yaptı yurt dışına. Almanya'da bir yarışma vardı. Başvurusunu yaptı, kabul edildi yaptığı zaten tanıyorlarmış. Gitti orada da ikinciliğini aldı geldi ve hani Türkiye'yi temsil etti bu konuda. Ama bu Dövme Federasyonu'nun dışında ya da Türkiye'nin artık dövmeciler için çok iyi yaptığı bir şey var mesela onu söyleyeyim size. Berberler nasıl meslek erbabıysa biz de öyle meslek erbabıyız artık Türkiye'de. Evet. Bizim de bir usta öğretici, ustalık belgemiz, kalfalık belgemiz her şeyimiz artık var. Bunun eğitimi belediyelerde hala veriliyor. Bunun dışında üniversitede eğer resimle ilgili, grafik tasarımla ilgili bir bölüm okunduktan sonra bu iş yapılırsa
Çok daha iyi olur. Şimdi sizin elinize kalem kağıt versem böyle güzel bir çizgi çizebilir misiniz? Yoksa sadece makinalarla mı çalışıyorsunuz? Yani aslında kare kalemde de güzel çizebilirim ama programın saatinin yeteceğini zannetmiyorum. Yani kare kalem sizi çalışmaları da var yani şimdi, değil mi? Tabii ki tabii ki. Uh-huh. Yani çizim yapması şart bir dövmecinin. Grafiker tasarımcısı olması tamamıyla şart diyorsunuz. Ya şart çünkü hani kağıda çizdiğin şeyi tene çizerken tamam makinayla yapıyorsun ama hani bir el yeteneği, bir el gelişimi çok şart. Mesela ben 2 gün boyunca dövme yapmasam o 2 gün sonraki dövmeme yansır. Çünkü elim alıştığı şeyden biraz uzak kalmış olur. Ben ne yapıyorum? O gün mesela randevum yok, yarın randevum yok. 2 gün boyunca boşum. O 2 gün ben kara kalem çiziyorum. Çünkü elim boş kalmasın. Her zaman bir şeyler sürekli çizsin ki. Sürekli hareket halinde olması gerekiyor hani, ki en uç noktalara kadar. Hani aynen öyle. Antrenman da diyebiliriz buna. Sürekli de çalışma halindesiniz. Eliniz aynen öyle. Çiz dursun. Peki o da güzel. Peki söylemek istediğiniz izleyicilerimize, Müge'li Günler izleyicilerine bu işi yapacak. Küçük olsun, 18 yaşından küçükler, büyükler. Zararlarını tekrardan izleyicilerimize söylersen, zararlarını önce, okay. Sonra yararlarını söyleyeceğiz. Tamamdır. Ben bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum ve dövme yaptırmadan önce ne yapmaları gerektiğini aslında ben de söylediğim zaman duyabilirler ama öncelikle internet çağındayız. İnternetten araştırıp bulunduğunuz şehirde kimler dövme yapıyormuş, kimler ne yapıyormuş, yaptırmak istiyorsanız onlara bakın. 18 yaşından küçük hiç kimse kendi teni için, kendi sağlığı için dövme yaptırmasın. Ama 18 yaşından büyük kişiler, biz hala karşılaşıyoruz ne yaptıracağını bilmeyen insanlarla. Bu dövme basit bir iş değil ve hayatınız boyunca taşıyacaksınız. Piercing de öyle. Öncesinde bir hafta olur, bir ay olur bir araştırma, ne yaptıracağınızla ilgili. Dövmeciyle telefonlaşıp, dövmeciyle gerekli bilgileri alıp, mailleşip, onun fikrini sorarak hareket edebilirsiniz. Ve yaşadığınız şehirde kim daha iyi yapıyorsa onun yanına gidebilirsiniz. Ki ben mesela kendim yaşadığım şehirde kendi kendime dövme yapıyorum. Çünkü hani bir tek kardeşim ve kendime güveniyorum. Araştırmaları çok iyi yaptığım için. Ama bir Antalya'ya gittiğim zaman ya da bir İstanbul'a gittiğim zaman çok ismini çok iyi hatırlayabileceğim arkadaşlarım var. Onun yerine gittiğim zaman kendimi tamamen teslim edebilirim yani. Siz de bu şekilde hissederseniz internet yoluyla herkese ulaşabilir ve insanlara gerekli bilgileri sorarak dövme ve piercing edinebilirsiniz. Peki, güzeldi. Teşekkür ediyoruz. O zaman son sözlerinizi alalım. Tamam. Müge'li Günler izleyicileri adına söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Önce onu bir söyleyelim. Biz Müge'li Günler'e geldik çünkü Gaziantep'te, Güneydoğu Anadolu'da bu işi profesyonelce yapan pek arkadaşla karşılaşmıyoruz. Kardeşim ve benim dışımda birkaç kişi bu işi profesyonel olarak yapıyor. Ama tam olarak dahili malzemeler kullanmadan ya da tam olarak profesyonelce bu işin içine senelerini kaybetmemiş insanlara hiçbir şekilde dövme yaptırmayın. Biz Gaziantep'te yaşıyoruz. Evet, sizi nasıl bulabilir izleyicilerimiz? Bize ulaşmak isterseniz internet adresimiz var. www.gaziantepdövme.com'a girip bize ulaşabilirsiniz. Bize ulaştığınız zaman bize mail yoluyla ya da telefon yoluyla ulaşırsanız ki ne bildiğinizi bilerek arayın lütfen. Çünkü dövme ile ilgili soru soracağınız zaman bizim orada bir anketimiz var. Onu doldurabilirsiniz. Her şeyi açıklamaca yazdık. Ama dövme istiyorsanız bizim orada örnek yaptığımız şeyler var, videolar var. Onları izleyip bilgi edinip bize dönebilirsiniz. Yani ayrıca anneleri ve babalarından izin almalarını kesinlikle buradan. Hele 18 yaşından küçüklerse lütfen biz izin. Biz yapmıyoruz zaten. Kardeşim ve ben kesinlikle 18 yaş altı bakıyorum. Kimlik görebilir miyim diyorum. 18 yaşından küçükleri Yürkan Bey'e gelmiyor. Onu söylüyoruz yani buradan kesinlikle. Peki ben yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Yürkan Bey. Gerçekten izleyicilerimize bu dövme konusunda. Çünkü gençlerimiz şu anda hakikaten dövme şeyindeler. Bir böyle kuryesi var. Dövme kuryesi insanlara pasta bakıyorum. Pasta çok büyüdü. Kesinlikle pasta büyük ve anne babalar üzülüyorlar. Üzülmeyenler de var. O ayrı. Tabii ki hani iki yanlıyız şu anda biz burada. Aynen öyle. O yüzden hani en azından bilgilendirelim istedik Müge'li Günler adına. Evet sevgili izleyiciler, Müge'li Günler'in sonuna gelmeye başladık. Bu arada Bar TV ailesine yayında yapımda emeği geçen herkese buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Yarın değişik bir konuyla karşınızda olacağız.